İyi günler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la Sohbetler programımıza başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Fikret Bey, maşallah neşeniz yerinde. Elhamdülillah sizin yanınızda. Maşallah, elhamdülillah. Yakışıklı, senin adın ne? Cihan. Cihan, Allah ömrünü uzun etsin. Maşallah. Memleket neresi? Bizim Van ve Rize. Hay maşallah, hay maşallah. Her yerin mübarek vatanın. Maşallah. Allah nurunu artırsın, Allah hidayetiyle sarsın. İnşallah. Allah seni uzun ömür etsin. İnşallah. Evet, dinliyorum. Van'da ve Nusaybin'de 3 şehidimiz var. Van, delikanlı aleminin kalelerindendir. Kabadayları tebrik ediyoruz. Allah şehadetlerini makbul etsin. İnşallah. Allah bizlere de o güzel nimeti nasip etsin. İnşallah. Sadece imreniyoruz şu an. Van, efendim, Güneydoğu mübarek alimlerin, Bediüzzaman'ın, efendim, Berzencilerin memleketidir oralar. Van'ı sever Bediüzzaman. Biliyorsunuz. Efendim, sonuç önemli. Sonu güzel olacak memleket. İnşallah. 3-5 yıla kadar selamete çıkacağız. İnşallah. Pislik temizlerken bazen insanın eli kanar. Yani. Çünkü girift yerlerdeler. Efendim, hiç sorun değil. İnşallah. İnşallah. Biz Çanakkale'de 200 bin şehit vermiştik. İnşallah. Gerekirse orada 200 bin şehit veririz. İnşallah. Ama bir karış, bir santim, bir milim toprak vermeyiz. İnşallah. Bunu unutacaklar. Orada komünist, satanist devlet kurdurmayız. Obama'nın babası da komünist, annesi de komünist. Bunu da komünist yetiştirmişler anladığım kadarıyla. Çünkü Komünist Parti'de görev almış. Yıllarca. Bilinçaltına oturmuş adam. Onun için şaşırıyor bize. Daha ne istiyorsunuz ya diyor. Burada bir acayiplik var. Bu adamı çok kapsamlı araştırmak lazım. Evet, dinliyorum. Şehitlerimizin resimlerini gösterir mi adamın? Kabadayıları göster delikanlılar. Yaklaştır. Abdullah Delibaş. Delikanlı da onun için. Polis memuru. Aslan, Allah nurunu artırsın. İnşallah. Furkan Aydemir. Uzman onbaşı. Yaklaştır. Bak hepsi çok nurlu, görüyor musun? Evet. Evet. Hakan Yurtoğlu. Ay maşallah Efe ya, ay maşallah. Abim boyunu bosturu sevsin senin. Maşallah. Cennette çok çok daha güzelsin. İnşallah. Şerefin yeter. Kabadaylığın yeter. Helal olsun sana. Allah şehadetlerini makbul etsin. İnşallah. Obama'nın babası yani profesyonel komünist, öyle anladığınız gibi değil. Her yerde yazıları yayınlanmış o zaman komünizm üzerine. Bizim sosyalizmimizin sorunları diye yazısı var mesela, bir tane yazısı var. Çok fazla yazısı var. Annesi de aynı kafada. Bunu da komünist yetiştirmişler benim gördüğüm. Bu da Komünist Parti'de faaliyetler yapmış. Komünist Parti zaten tebrik ediyor, helal olsun diyor. Bir acayipliktir gidiyor yani. Evet. Oktar Bey, şimdi ilminize istifade edeceğiz ama orayı biraz boşaltacağım şöyle sandalye. Bak şuradan bir kapı açman gerekiyor sizin. Ha. Onu al dışarı, kapıyı aç sen şuradan ha. Bir tane daha alırsan Oktar rahat rahat anlatır. Bakterilerin veya hücrelerin üzerinde parmaksı yapılar oluyor, böyle parmak gibi. Filopot deniyor bunlara. Bununla ortamı kontrol ediyorlar. Mesela kimyasal özelliklerini ve diğer hücreleri yoklayabiliyorlar. Örneğin bağışıklık sisteminin hücreleri var. Bunlar bir bakteriyi gördüğü zaman bu parmaksı yapılarla gidip onları yakalayıp yutabiliyorlar. Bunu incelemişler, parmaksı yapıların. En son araştırmalar şunu gösteriyor. İçinde kaslarımızda olduğu gibi bir protein var. Aktin proteini deniyor buna. Bu proteinle dönme hareketi yapabiliyorlar. Kendine çekebiliyor, uzatabiliyor, hatta eğip bükebiliyor bu parmaksı yapıları. Çok özel bir sistem. Mesela bir lastiği düşünelim, böyle birbirine sarılmış bir lastik. Tek ucunu tutup çevirdiğiniz zaman o hızla geri dolanabilir veya çevirdiğiniz zaman küçülebiliyor. Kendine doğru çekme hareketi yapabiliyor.
Bu yepyeni bir özellik maşallah. İnşallah. Her şekilde kullanabiliyorlar bunu. Etrafı yokluyorlar, haberleşmede kullanıyorlar. Kimyasal özelliklerine bakıyorlar böyle insan gibi ve dokunma hissediyorlar. Yani adeta şuurlu bir varlık gibi kendi aklı varmışçasına dokunarak etrafı yokluyor bakteri bununla maşallah. Komünist Parti lideri John Batchel, Komünist Parti, Amerikan Komünist Partisi, Komünist Parti lideri John Batchel 2015 yılında Obama'nın ilk başkanlık yarışında kendisine tüm eyaletleri destek verdiklerini açıklıyor. Obama zaten kendi söylüyor gençliğinde komünist grupların sempatizanı olarak konferanslarına katıldığını, bizzat kendisi hayatını anlatan kitap için röportajda bu David Mendel var, onu anlatıyor. Ben diyor komünist grupların sempatizanıydım diyor. Faaliyetlere katılıyordum diyor. Obama'nın çocukluk yıllarından beri akıl hocası olarak tanınan Frank Marshall Davis var. Amerikan Komünist Parti üyesi olan birisi. Bu sürekli bu Obama'yı yetiştirmiş, yönlendirmiş, eğitmiş bir kişi. Onun kafasına göre yönlenmiş. Şaşırmıyoruz ki PYD'yi desteklemesi, evet, YPG'yi desteklemesini. Bir gariplik var. Hükümet bunun üstüne çok dursun. İnşallah. Yani dış politikada da bunun üstüne çok dursun. Ötekileştirilmiş Fırat, Fırat KK2. Benim aslanlarımdan 3 şehit var benim kardeşlerimden. 3'ü. İkisi Güneydoğu'da bizzat evet, şehit olarak. 7 tane de gazimiz var. Üstünde kurşun taşıyanlar var. Kurt Metehan, Kun Metehan. Efendim. Aşağı inin. Benim aslanımı da indir. Orada sohbet edin. Ben sizi sonra çağıracağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Biraz şimdi Cübbeli dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. Cübbeli'nin videolarıyla yayınımız devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın teninin renginin buğday renginde, cisminin ise İsrail'i olacağını anlatıyor. Evet, Mehdi Aleyhisselam'ın hilyesi, Allah'ın halifesi Muhammed Mehdi Hazretlerinin hilye-i şerifidir. Dinleyin yalnız, iyice kafanıza koyun. Ben kısaca okuyacağım. El Ademu rengi buğday rengi, esmer. Mehdi Aleyhisselam ne renkliymiş? Buğday renkli esmer, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın rengi Arabi buyurmuştur. Arabi renk, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu gibi kırmızıyla, esmerle karışık beyazdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Hazreti Mehdi aleyhisselamın ten rengi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı olacaktır. Lakbarbu miner ricali, eti nasıl? Hafif, şişman değil, hafif etli. Errimacu boyu nasıl? Orta boylu, ne uzun, ne kısa. Ellel cebedi, alnı açık. Eknel enfi, burnu çok latif, çok ince, ucu özellikle çok ince burunlu. Eşemmul enfi, burun ortası yüksekçe. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın burnu küçük ve düzgün olacak, burnunun orta bölümünde belli belirsiz bir çıkıntı olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif iç bükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. El ezeccu uzun yay kaşlı. Kaşları uzun yay gibi, hilal gibi. El eblecu, yüzü parlak. Darrakus senaya, dişleri şimşek gibi parlıyor. Pırıl pırıl, dışarılara ışın saçıyor. Yüzü mübarek, parlak yıldız gibi. Pırıl pırıl parlıyor. Kesül lühyedi, mübarek sakalı gür ve çok sık. Sakalı sık ve gür. Fi ketfi alametün nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey mübarek. Omuzunda Efendimizin mührü var. Ya alamet.
Mübarek omuz arkasında Resulullah'ın alameti var. Geniş bir kemik üzerinde omzunda o alameti taşıyor. Evyelül fehzeyni, iki bacağının arası açık. Bacakları birbirinden açık ve uzak. Levnu arabiyyin cismu İsrailiyün, Arap renkli. Rengi Arap renkli, yani Arapların rengini, Mekke ehli, Medine ehli nasıl hafif esmer, yani buğday renkli böyle, siyah değil, zenciri gibi değil, Mekke Medine'liler nasıl? Buğday renkli esmer, yalnız mübarek boyu İsraili. İsraili ne demek? Yakup Aleyhisselam'ın nesli, Beni İsrail var ya, onlara benziyor boy bakımından. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın cisminin Beni İsrail olmasının manası boyuyla ilgili değil, genel fiziki görünümüyle ilgilidir. Beni İsrail boyu diye sabit bir boy ölçüsü yoktur. Beni İsrail içinde çok kısa boylu da, uzun boylu da insanlar vardır. Bu Avrupa'da, Amerika'da ve Asya'da her ülke için geçerlidir. Her toplumda kısa boylu insanlar olduğu gibi çok uzun boylu insanlar da olmaktadır. Dolayısıyla hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın boyunun değil, cisminin yani dış görünümünün İsrail'i olduğu bildirilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın cismi İsrail cismidir. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam genel görünüm olarak Beni İsrail'i olacaktır. Hatta tavır olarak da Beni İsrail gibi heybetli ve acar olduğu hadiste bildirilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam sanki Beni İsrail'den bir adamdır. Tavrı onlara benzer, yani heybetli ve acar. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Ne güzel. Ne güzel. Çeşitli böcek resimleri göstermek istiyorum. Böcek. Herkül havalarında. Hayret ya. Maşallah. Evet Oktar, kalk bir şeyler anlat bakalım. İnşallah. Her doğada nereye baksak Allah'ın damgası altın oranı görüyoruz maşallah. Yaratış mucizesi. Bu şöyle, tekrar anlatalım altın oranı ne olduğunu bilmeyenler için. Fibonacci diye bir orta çağda bir matematikçi sayıları topluyor yan yana. Sıfırı koyuyor, bir koyuyor, ikisinin toplamı bir. Bir ile birin toplamı iki oluyor. Her son iki sayının toplamını sağ tarafa yazıyor. Ve 12-13 sayıdan sonra her sayıyı bir önceki sayıya böldüğünde 1.618'lik bir oran çıkıyor. Ne zaman oluyor bu? Orta çağda. Yani birkaç yüz yıl önce gerçekleşen bir matematik mucizesi bu. Bir bakıyoruz Allah milyarlarca yıldır evrenin başından beri bütün yaratılışlarda altın oranla yaratılmış. Örneğin yine vücudumuzdan bir örnek vermek istiyorum. Akciğerler. Akciğerler bakıldığında asimetrik, çok şekilli olmayan bir organ gibi gözüküyor. Akciğerin nefes borusundan sonra ilk akciğere giden ana bronş, sol ana bronş, onun uzunluğunu ölçüyorlar. Sonra daha kısa olan sağ ana bronşun uzunluğunu ölçüyorlar. Sol taraftaki daha uzun olanı sağ taraftaki ana bronşun çıkışına böldüklerinde yine 1.618'lik bir oran çıkıyor. Maşallah, elhamdülillah. Allah'ın mucizesi. Demek ki bütün canlıları yaratan Allah, matematiği de yaratan Allah, altın oranı yaratan Allah maşallah. Altın oranına sahip çiçeklerden de gösterebiliriz. Müthiş bilgi. Geometrik, harikalık. Hepsine dikkat çekiyor. Hepsinde altın oran. Matematik yönünden tam. Geometri yönünden tam. Altın oran yönünden tam. Maşallah. Hepsi mühendislik harikası. Maşallah. Ve mimari sanat harikası. Yine başladı beni göstertmeye. Dur, göreyim kendim bak. Maşallah. Vahşın. Aman Allah'ım ya. Alem delikanlı görsün diyorsun sen. Gerçekten öyle. Hem ben, çok yakışıklı hem çok cazibesiniz. Maşallah. Maşallah. Karizmatiksiniz. Şuradaki kardeşim. Evet, dinliyorum. Birisi daha kalksın. Ah oh, severim ben seni. Çok tatlı benim güzelim. İsmin neydi senin? Gülnaz. Gülnaz'ı bir göster bakayım.
Gülnaz Kazak türkü. Dünya tatlısı o. Saf baldan oluşuyor. Bebeğim dünyalar sevdiğim Nastya'da zaten güzelliğiyle dünya çapında meşhur. Maşallah. O bir tane o. Hem huyu güzel, hem kendi güzel. O benim ruhum. Görüntüden önce. Oh benim balıma. Çok zeki hem çok mütevazi bir insan. Maşallah. Maşallah. Bir tanem benim. Sevgisi çok güzel. Ruhu çok güzel. Onu acayip seviyorum ama çok fazla seviyorum. O beni seviyor muymuş bu soğuk? Do you love him? Yes, I love you. Bir tane benim. Peki benim sevdiğim bir kişi daha var. Ona bir soru bakayım. Dur abi. Yes. Tuttum benim. Bir tane. Aydın gülüşü görüyor musun? Marçalız. Marçalız. Evet dinliyorum. Ben şimdi bir canlıdan bahsedeceğim. Bu canlı Avustralya'da yaşayan bir uçan sincap. Uçan sincaplar gerçekten çok şeker canlılar. Allah'ın bizler için yapmış olduğu böyle o yaptığı hareketleriyle bizim sevgimizi kazanan özel canlılar maşallah. Örneğin bu canlılar ağaçlarda yaşıyor ve diğer ağaçlara 30 metreye varan sıçrayışları oluyor. Örneğin resimleri var, gösterelim isterseniz. Ön ve arka ayakları var. Bu ön ve arka ayakların arasında bir perdesi var. Bu perde sayesinde bu canlı diğer ağacı zıplarken o perdeyi bir planör gibi kullanarak diğer ağaca ulaşmış oluyor. Maşallah. Gördüğünüz gibi çok şeker canlılar. Kime? Ha. Yok maşallah şimdi. Şu an şey yok herhalde. Kulak. Kulak. Uçsunlar. Kulaklıklar var mı? Aşağıdaki şey var mı? Ne? Var mı bilmiyoruz aşağıda. Zaten Rusça biliyor. Evet. Tamam verin. Her üçü de Rusça şey biliyor. Ender şu pozları bırak. Evet, gizemli. Erkan'cı. Ama renk uyumu olmuş mu? Olmamış herhalde. Evet. Farklı olmak istemiş. Ha, farklı olmak istemiş. Kontrast. Ha, kontrast renk. ayakkabı. Farklı olmak. Biz fark edelim. Yanaştır, yaklaştır. Yeter o kadar. Felaket. Maşallah. Evet. Oo, bu arada Gökhan saçlarını düzeltti. Kalk, kalk, kalk görsün efendim. Gökhan'ın ayakkabıları da bugün çok farklı. Göster ayakkabıları. Gömleğiyle. Gel, yaklaş. Vay, 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 vay. Vay, vay, vay. Yürüyemiyor bile. Kalk da bir şey anlat, bak. Normalde bizim bir kalbimiz bulunurken sinekte 9 tane kalp var. Bir kalp. Bir kalp. Taştan olacak ki tabii. Sinek, neyse, tamam, evet. Sinekte 9 tane kalp var. Yok, yok, bozulma. Sinekte 9 tane. Evet, 9 tane var. Evet. Ve 8000 merceği var. Biz saniyede 24 görüntü görürken bir sinek 100 görüntü görebiliyor, algılayabiliyor şu an. 100 tane. Evet. Bak işte daha üstüne o yönünde. Evet, maşallah. Yakışıklı var mı anlatacağım? Evet. bildiğimiz gibi organlarımız kanla beslemesi bir lazım. Bir şey bildiğimiz yok, sen anlatma. Bazı insanların. Evet, organlarınız kanla beslemesi lazım, oksijenle beslemesi lazım. Oksijen de kanın içinde bulunuyor ve bunun da kalbin işte kalp bu organları besliyor. Fakat kalpte sürekli çalıştığı için insan vücudunda o da aynı şekilde kanla beslemesi lazım ki sürekli çalışıyor uyuduğumuzu yani hayatımız boyunca çalıştığı için o da kanla beslenmesi lazım. Şimdi baktığımızda kanın içinde kalbin içinde bütün damarlar vücuda doğru gidiyor. Yani organlara doğru gidiyor. Sadece bir tane damar var. Onun ismi de aort atar damarı. O akciğerden gelen en fazla oksijen bulunuyor o damarın içinde. Kanın içinde çok fazla oksijen bulunuyor. Yani en temiz kan, en çok mineralli olan kan. O akciğerden gelen damar kalbe doğru gidiyor ve o damar kalbin içinde diğer damarlar gibi değil. Yani aşağı doğru gitmiyor.
yine aksi takdirde kalbe doğru gidiyor ve böylelikle kalp kendisini beslemiş oluyor. Bu Allah'ın çok büyük bir mucizesi, çünkü o damar olmuş olmasaydı, yani yine kalbe gitmiş olmasaydı kalp beslenemeyecekti ve hayat mümkün olmayacaktı. Yakışıklı. Şu dövmen önce bir görelim, bayağı bak. Ne yazıyor orada? Aferin, güzel. Dondun kaldın sen, devam et. Evet, ben de tat mucizesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi hepimiz elma yemişizdir. Elmanın tadını biliriz. Veyahut da bir hafta önceki yediğimiz bir yemeğin tadını hala aklımızdadır. Fakat işin ilginç yanı, bir hafta önceki yediğimiz yemeği yerken dilimizdeki tat hücreleri şu ankinden tamamen farklı. Çünkü yenilenmiş oluyor o tat hücreleri. Bunun nedeni çok sıcak ya da soğuk yiyecekler yediğimiz zaman dilimizdeki tat hücreleri ölüyor. Yerine yeni hücreler üretiliyor. Çok acayip ya. Evet. Tabii. Ve yeni üretilen tat hücresi normalde bir besinle karşılaştığı zaman o tadı ilk defa almış hissi vermesi lazım bize. Fakat bu böyle olmuyor. Her yediğimizde o besinin hafızamızda yerleşmiş oluyor. Bunun nedeni ölen tat hücresindeki besinin tat bilgisi yeni üretilen hücredeki tat bilgisiyle donatılıyor. Maşallah, bu da Allah'ın üstün yaratma sanatlarından bir tanesi. Tercüme düzgün değil mi? Evet, evet, translation. Ah severim ben senin güzelliğini. Canımın içi. Evet, yakışıklı kalk. Sen o kalkış şekillerinde özel tepkiler... Yürüyeceğim özel tepkiler. Bak şimdi sana aynısını sen takdir ettim. İstersen öyle yap bir daha. Git otur, normal bir kalk bakalım. Tamam. Yürüyüşü bana hepsi orijinal bir harekette. Ya dedim şunun taklidini yaptırtsak mı acaba? Yok dedim, bir kere uyarmak şart. Bir kere uyarım ve ondan gelirse eğer bir daha olursa. Evet, bak hareketler. Tamam, gel bakalım, dinliyorum. Lupin bitkisi var. Bu bitki normal hava durumu tahmininde bulunabiliyor. Lupin bitkisinin tohumları normal tüm koşullar oluşsa dahi eğer istenilen sıcaklıkta olmazsa bu tohum açmıyor. Bazı resimler vardı. Çok renkli çiçekleri oluyor lupin bitkisinin. Eğer tüm koşullar gerçekten sağlanmış olsa da ama istenilen sıcaklık olmadığı takdirde bu bitki açmıyor. Ne zaman ki istenilen sıcaklık elde edildikten sonra kendisi gördüğümüz şu anki görünümüne açılmaya başlıyor. Maşallah. Bir sevgi etiketi yapalım. İnşallah. Sevgi Allah'adır diyelim. İnşallah. Ama bu çiçekler çok hayati, böcekler bile. Sürekli gösterelim ki bahane olasın kimsenin ahirette. İnşallah. Dünyada sonsuz yaşayacaklarını zannediyorlar. Bir kısa süre sonra gidecekler. Evet. Ve bu çiçekler, böcekler onlara teker teker sorulacak. İnşallah. Evet. Sarmanın havuz başındaki halleri var Adnan. Evet. Ulan 30 kere demedim ben sana tombili oradan su içme diye. Yaklaştır şu salağı. Gel yavrum. Artık meşhur kediler sınıfına girdi. Yüzündeki ifadeye hiç bakmayın. Kuzulara musallat oluyor. Tavuklara musallat oluyor. Bir uzaktan bakıyor onlar. Pusuya yatıyor, bir şeyler yapıyor. Ama bir şey de yaptığı yok. Dün akşam Şardağ'ın içindeki koltuklarda yatarken... Bunu? Evet. Yapar. Beklerim yani. Evet. Koç Yiğit, aslan sen de hazırlan, sana iki hafta müddet. Sen de sohbet edeceksin. Tamam. Aslan o, çok böyle efendi, terbiyeli, saygılı bir delikanlı. Oktar kalk bir şarkı söyle, sonra devam edeceğiz. Gel şöyle. Güzel şeydir. Söyle söyle dinliyoruz. Pişman olur da bir gün... İsteyen gidebilir yani. Artık her türlü tedbir olabilir. Dinliyorum. Döner... Hayır hayır. Bu... İşkence... İşkence bası bitti.
Sadece sohbet faslı. Balın akışkanlığını herkes bilir. Hava veya su gibi değil. Daha az akışkanlığı olan bir yapıdadır. Değil mi inşallah? Arılar petek hazırladıklarında hep altıgen. Dünyanın neresine giderseniz gidin. 60 milyon yıllık mesela petek fosilleri var. Hep altıgen petek yaptığını görüyoruz. Aynı büyüklüğü dünyanın her tarafında. Matematikçiler bunu inceliyor neden altıgen yaptığını. Mesela daire olabilirdi, üçgen olabilirdi, kare şeklinde olabilirdi. Sadece altıgen yapıldığında petek en az petekle en çok depolama kapasitesine sahip olduğu görüldü. Bu bir kere bir mucize. İkincisi, petekleri yaparken yere göre, düzleme göre belli bir açıyla yapıldığı görülüyor peteklerin. Belli bir açı var. Şimdi sorsak insanlara kaç derecelik açıyla yapılsaydı bal oradan akmazdı diye buna kimse cevap veremez değil mi? Deneme yanılma metoduyla bulması gerekir. Her seferinde deneyecek, o açıyı bulabilir. Hep 13 derecelik açıyla yapıyorlar bunu. Ancak bu şekilde bal akıp peteklerden boşalmıyor maşallah. İlim ehli kimler var? Var mı aşağıda elemanlar? Fikret. Kalk. Günümüzde çeşitli elektronik cihazlar bizim duyu organlarımızı taklit ederek yapılmaya çalışılıyor. Örneğin yangın ve gaz dedektörleri buna bir örnek. Koku alma duyumuzu taklit ediyor. Koku alma duyumuz oradaki algılayıcı hücreler vesilesiyle oluyor. Ve işte dedektörlerde de benzer bir sistem var. Orada da içerisinde elektrik yüklü parçacıklar var. Ve bu parçacıklar bir algı mekanizması oluşturuyor. O elektrik yüklü parçacıkların temiz hava geldiği sürece elektrik akımı sabit kalıyor. Ama duman geldiğinde onun elektrik yükü azalıyor. Ve o sensörler... Elektrik nereden geliyor biliyor musun kelime? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun. <Evet. gülüyor> Ben sensörü merak ediyorum. Onu açıklamıştın. Sensör, ben Lord. Evet. Evet. Neyse söyleyeceğim ama bir araştırın önce, bir düşünün bak. Elektrik yüklü parçacıklar duman geldiğinde farklı bir durum olduğunu anlıyor ve alarm sinyali çalmaya başlıyor. Ama bu bilgisayar programlamasıyla yapılan bir şey ve her an yanlış anlaşılmaya da müsait oluyor. Yani duman olmadığı zaman da alarm çalabiliyor. Böyle handikapları var sistemin. Halbuki insan burnu doğduğu andan itibaren kendi annesini tanıyacak, işte her kokusunu duyduğu şeyi bir daha hatırlayacak kadar müthiş bir hafızayla donatılmış ve hiç şaşmaz şekilde her zaman doğru kokuyu algılayacak şekilde yaratılmış maşallah. Oktar sen ilim ehlisin. Estağfurullah. Hep sizden öğrendik. Kur'an'dan ve sizden öğrendik maşallah. Doğrudur. İnşallah. İnşallah. Bir deney, daha önce de bahsetmiştik. Şimdi onun ayrımız biraz gelsin. Devamını da anlatacağım inşallah. İnşallah. İki tane düğme veriliyor deneklerin hepsine. Hepsine bir düğmeye basması söyleniyor. Çok hassas bir MR cihazıyla bakıldığında karar vermeden bakın hareket değil. Karar vermeden 6 saniye önce beyinde harekete geçildiğini gösteriyor deneyler. Bu deneyler ama daha önce de yapıldı. 70'li yıllardan itibaren yapılan deneylerin hepsinde karar vermeden önce beyinde harekete geçildiği gösterildi. Şimdi biz bunu tabii beynin yapısı gereği genelleyebiliriz. Mesela konuşurken bu ne demektir? Konuşma merkezindeki hareket 6 saniye önce başlıyor biz karar vermeden. Bir kelimeyi söylemeden önce 6 saniye önce konuşma merkezine harekete geçirilmiş oluyor. Bir şeyi hissetmeden 6 saniye önce yine beyinde harekete geçirilmiş oluyor. Örneğin gidip biz bir kapıyı açtığımızda orada diyelim ki babası gelmiş kişinin. Merhaba baba dediğini düşünelim. Bu 6 saniye önceden beyinde harekete geçirdiğini kim olduğunu görmeden gösterir. Bunun deneyi de yapıldı. Hakikaten boş ekranın önüne oturtulan deneklerde, ekranın önüne daha doğrusu bilgisayar ekranının önüne oturtulan deneklerin hepsinde ekranda gösterilecek resim onlarda bir duygusal reaksiyon uyandıracak. Mesela hoşuna gidecek veya gitmeyecek resim gösterdiklerinde yarım saniye önce vücutta harekete geçirildiği elektrik akımının oluştuğu gözlendi. Boş ekran gösterildiğinde yarım saniye önce de hiçbir reaksiyon olmadığı gösterildi. Yani resim gösterilmeden önce zaman içerisinde daha önce vücut ne gösterileceğini bilip ona göre harekete geçiyor. Siz daha kapıyı açmadan kimin geleceğini bilip beyniniz harekete geçirilmiş oluyor. Kader gerçeğinin net ispatı olmuş oluyor maşallah. Çok acayip tabii. Buna bak bilim adamları hiç bunun üstüne durmadılar. Çok hayati bir konu, bilimsel bir konu ama farkında değilmiş yapıyorlar. Bilgi okuyabilir miyim adamım? Evet. Geçtiğimiz ay İtalya'da 20 bin adet İtalyanca İslam terörü lanetler kitabınız dağıtılmıştı.
Bu kitabın etki ve önemini gören kardeşlerimiz Sicilya'da düzenleyecekleri konferansa sizi konuşmacı olarak davet ettiler. Vay be! Konferansın başlığı korku ve güvensizlik arasında İslam, gerçek çözüm, diyalog ve anlayışla mı elde edilir? Bu konferansta sizin İtalya'daki kardeşlerimize hitaben mesajınıza ve ayrıca İslam'ın teröre karşı olduğu konusundaki fikirlerinize yer vermek tamam, istiyorlar. Tamam, gideriz. Evelallah. İnşallah. Başka ne var? Bu konuda neler söylersiniz diye merak ediyorlar. Evet, dinliyorum. Bir video göstermek istiyorum ona. Video ne demek biliyor musun? Nereden geliyor? Bir dediği için ona video diyorlar. Ne diyor diyorlar? Video. Kökeni o. Adam merak etmiş, soruyor. Evet, dinliyorum. Güve resimleri vardı adamın. Güve? Evet. Çok eski bir ezan okunuyor, kısa bir ara verelim. İnşallah. Yayınımız devam ediyor. Yayınımız devam ediyor. Birkaç kişi daha gelsin beylerden. Evet, dinliyorum. Top oynayan bir penguenimiz var. Evet, bayağı tatlı. Evet, Oktar Bey, dinliyoruz. İnşallah. Genlerin dizilimini değiştirmeden DNA'da bazı değişiklikler meydana geliyor ve bunlar kalıtsal olabiliyor. Bazı genler açılıp bazı genler kapalı tutulabiliyor ve hücre bölündüğünde bunu diğer hücreye de aktarabiliyor. Şimdi bunun önemi şurada. İlk embriyo aşamasında insan oluşurken daha bir yumurta hücresiyle bir sperm hücresi birleştikten sonra organların oluşma dönemi var. Bu hücreler bölünürken 5. güne kadar bir hücre topluluğu oluyor. Birbirinin tıpatıp aynı olan hücreler var. Bu hücreler durdukları yere göre 5. günden itibaren, yani 5. gün birbirine aynı bütün hücreler, DNA'ları tıpatıp aynı zaten, DNA'ları da farklı olamaz. Bulundukları yere göre işte kuzeyde bulunanlar diyelim, baş, göz, burun, beyni oluşturmaya başlıyor. Güneyde olanlar ayakları, doğuda ve batıda olanlar eller, kollar ve onların içindeki sinirler ve damarlar oluşturmaya başlıyor. Şimdi bunun nasıl olduğunu araştırıyorlar. Şöyle oluyor, genler var. DNA'da, 2 metrelik DNA'da 25 bin tane protein üreten bölge var. Protein veya RNA molekülünü. Bunlar DNA'nın sadece %2'lik bölümünü oluşturuyorlar. 2 metrenin %2'lik bölümünü, 25 bin ayrı bölge. Hücrenin bulunduğu yere göre hangi organ oluşacaksa, diyelim ki tırnak hücresi oluşacak. Tırnağın bulunduğu yeri tespit eden bir akıl olması gerekiyor bulunduğu yere göre hücrenin. O 25 bin tane genden sadece tırnakla ilgili olan genleri bulacak karanlık, kapkaranlık ortamda. O geni açık tutacak, hayat boyu açık tutacak şekilde bir değişiklik meydana getiriyor. Diğer böbrekle ilgili, gözle ilgili, işte kemiklerle ilgili bütün genleri kapatıyor. Ve hayat boyu tırnak oluşturacak şekilde o hücrede sadece tırnak genleri açık bırakılıyor. Bunun hiçbir açıklaması yok. Yani bilimsel bir açıklaması da yok. Fizik kanunları da açıklanamaz. Sadece Allah'ın ol emriyle hücrenin bulunduğu yeri bilen Allah, hücre içindeki hangi DNA'nın, DNA'da hangi bölgenin tırnakla olduğunu yaratan Allah'ın ol demesiyle olduğunu anlıyoruz maşallah. Maşallah. Evet, dinliyorum. Çeşitli yazılı resimler gösterebilir miyim? Evet. Kedi araya karışmış, çaktırmadı. Hangimiz sevmedik minnoşlar gibi? Tribal kız ve bezmiş erkek temsili. Aşkıma hanginiz pisi pisi dedi. Vay be, delikanlı kaba kaba dayılar. Bebişim kendini suya böyle bırakacaksın. Bu yastık bir harika ya.
Hayırdır kanka, mevzu mu var? Bağ mı dedin? Bayağı güzel. İtalya'daki konferansı tebrik ediyoruz. Sicilya İtalya'nın çok güzel bir beldesi. Bütün İtalyanları çok seviyoruz. İslam terörü ortadan kaldırmak için gelmiştir. İslam'ın, Kur'an'ın vazifesi terörü ortadan kaldırmaktır. Allah onun için peygamber göndermiştir. Onun için Kur'an'ı indirmiştir. Ve o bölgedeki, o devirdeki terörü ortadan kaldırmıştır İslam. Bu yüzyılında, bu asrında terörünü İslam yine ortadan kaldıracaktır. Uydurmalar, hurafeler terörü besler. Kur'an terörü ortadan kaldırır, yok eder. Bütün İtalyan kardeşlerime sevgiler, selamlar ediyorum. Toplantılarını tebrik ediyorum. Konuşmacıları tebrik ediyorum. Ziyaret eden, orada dinleyenleri de tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Çok güzel bir netice. İtalya-Türkiye kaynaşması için de güzel bir vesile. Oradaki Hristiyanları da sevgiyle kucaklıyorum. Musevileri de kucaklıyorum. Bütün Müslümanları sevgiyle kucaklıyorum. Allah yollarını açsın, bereket versin, güzellik versin. Mutluluk içinde yaşamalarını Allah nasip etsin. İnşallah. Evet. Dinliyorum. Köpekle oynamak isteyen bir kedimiz var. Bak hayvancağız, ne oradan şaşırmış vaziyette. Uslu oldukları için bir şey de diyemiyorlar.
Etiketimiz listede Adnan Bey. Göreyim. Sevgi Allah'adır, çok güzel. Ah benim canım, ah benim güzelim. Maşallah. Çok güzel mi bana mı öyle geliyor? Çok güzel, bebek gibi. Sevgisi çok güzel. Sevgisi çok güzel, evet. Ama ben de onu felaket seviyorum. Çok çok fazla seviyorum. Ama bu geldiğinde daha da sevgim arttı ona. Evet. Onu da sizin çok efendi ya, acayip güzel huyu. Çok asil kız, yani öyle bildiğiniz gibi de çok çok terbiyeli. Utangaçlı da var, o da ayrı bir şeker. Bayağı güzel, çok yakışıyor. O benim balım o. Maşallah. Allah dünyada ahirette ayırmaz. İnşallah. Benim güzellerimi de tabii çok seviyorum. Fikret, sen tek başınasın, sana bir yardımcı gelsin. Kim gelebilir? Hakan gel. Hakan, gel bakalım. Hakon, birinci Hakon. Vay be, kral tahtını atacak. Yeni gelen aslanımızın ismi neydi? Bir daha söyle bakayım ismini. Cihan. Cihan, aslan. O abisinin aslanı. Çok terbiyeli, güzel yetiştirmişler. Bir oğlusun değil mi annenin? Evet. Allah sana uzun ömür versin. Annene de, sana da, babana da. İnşallah. Güzel efendi yetiştirmişler seni. Aferin sana. İnşallah. Benim canımın elleri çok güzel. Ellerini bir yaklaştırsın, bir göreyim ellerini. Can I see your hands? İster bakayım. Yaklaştır, zoom yap ellerine. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Nasıl? Çok güzel. Çok kibar değil mi? Evet, bayağı güzel. Bayağı güzel. Parmakları var, çok güzel. O benim canım o, canım o. Bir tanem benim. Ah severim ben seni, bayağı güzel sevgilisi. Bir tanem benim. Geliyor mu bizim acılı pideler falan? Lahmacunlar? Aksan. Anta bir şey olsun. Acil. Evet. Hayır, hayır. Museviler hiç İsa Mesih ile ilgili olumsuz düşünmesinler. Ya bana da güvensinler. Hak peygamber. Açsınlar İncil'i, baksınlar. Hep sevgi, merhamet, affedici. İncil sevgi kitabıdır. Her yeri sevgiyle doludur. Ve hiçbir zaman için İsa Mesih ben Allah'ım demedi. Asla demez. Kur'an'da da Cenab-ı Allah vahiyle bildiriyor. Ben ya Rabbi diyor, böyle bir şey dediysem sen bilmişsindir diyor. Ben böyle bir şeye asla demem diyor. Güven duymalar lazım. Niçin yapsın ya? Musevi terbiyesine yetişmiş bir insan Hazreti İsa Mesih. Tevrat'a göre yetişmiş bir insan. Annesi de çok dindar Musevi. Ne, niçin öyle bir şey yapsın? Ve demediğinde Allah bize vahiyle bildiriyor. O yüzden İsa Mesih'e bakış açıları değişse çok güzel olur. Hemen bunun olması lazım. Yanlış bir inançta ısrarcı olmamak lazım. İsa Tanrı ilahtır sözünü Romalı askerler yayıyor. Putperest onlar. Onlar niye etkisinde kalıyorsunuz ya? Roma o zaman putperestti. Onların İsa Mesih ile ilgili aleyhte propagandaları sonucunda böyle bir şey oluştu. İnanç oluştu. Onlara inanmak haram olur. O devirdeki putperestlere inanılır mı ya? Adnan Bey, kanalımızda yeni bir belgesel yayınlanmaya başladı. Hmm. İsmi Darwinizm Belasının Farkında Olmak. Tanıtım videosu seçtiğinde kısaca belgesel içeriği hakkında bir bilgi vereceğim. Evrim teorisinin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı, günümüz bilimiyle tüm yönleriyle çökertilmiş, insanlık tarihinin en büyük safsatası olduğu anlatılıyor belgeselde. Tarih boyunca başta İngilizlerin devleti olmak üzere derin devletler, dünya çapında etkili bir takım yeraltı yapılanmaları ve çeşitli ateist oluşumlar tarafından daima korunduğu ve canlı tutulduğu anlatılıyor. Dünyaya hakim bir Darwinist diktatörlüğün olduğu ve bu diktatörlüğün baskılarından dolayı hem dünyada hem de ülkemizde öğrencilerimizin okullarda evrim teorisini bir gerçekmiş gibi öğrenmeye devam ettikleri, Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında evrimin anlatıldığı, dahası devletin kanalı TRT'nin evrimi savunan kişilerin program ve izahlarını yayınlayarak bu safsataya altyapı hazırladıkları ve bu konu için alınacak çözümler bu belgeselde anlatılıyor.
İzleyenlerimiz kanalımızda takip edebilirler belgeseli. Tamam. Çok güzel, iyi olmuş. İbrani ırkı Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundandır. İshak soyundan gelirler. Arap ırkı da Hazreti İbrahim yine oğlu İsmail'in soyundan geliyor. Ya bir babanın evlatları. Nereyi paylaşamıyorsun? Uçsuz bucaksız arazi. Kavgayı kimse teşvik etmesin Filistin'le Musevilerin arasında. Çok çok yanlış. Büyük bir zulüm olur. Kardeş olmaları için araya girsek hepsi kabul ederler. Hep teşvik ediyor. Hocalar, mocalar, alimler. İşte yok Karkat ağacının arkasına saklıyor. Kardeşim uydurma o rivayet. Yalan. Cenab-ı Allah öyle bir zulmü ister mi ya? Ağaç size haber verecek, gidip siz de Musevi çocukları öldüreceksiniz. Taş size haber verecek, gidip çocukları, Musevi'de kadınları, çocukları, yaşlıları, mazlumları gidip öldüreceksiniz. Böyle bir hüküm olur mu? Allah böyle bir zulmü söyler mi? Uydurma rivayet olduğu, şeytani bir hüküm olduğu açık. Peygamberin böyle bir sözü yok. Bunu durup durup bir daha tekrar etmeleri çok yanlış. Her anlattıklarında günaha giriyorlar. Bu peygambere atılmış bir iftiradır. Zulüm sözüdür. Bakalım şimdi yavaş yavaş baştan başlayın. Teker teker bu resimlerdeki kişileri tanıt bana. Rahat ol. Kendimi tanıtayım önce. Evet. Bakayım. Yaklaştır bakayım. Ben tam tanıyamadım ha. Ama tam ya. Yani. Herhalde ressam olmuşum. Evet. Ender. Ender'e bakalım. Grand Duc olmuş herhalde. Yaklaştır. Ama o bakışlar falan mükemmel. Bozulma. Evet. Ali de arşidük olmuş. Ama mükemmel olmuş. Kıyafetin bütün olarak göreyim. Hmm. Ama süper olmuş. Şerif kont olmuş. Yaklaştır. Ama bakışlar mükemmel. Yine 17. yüzyıldan tarihi bir fotoğraf. Yasin'i görüyoruz. Ama Yasin mükemmel olmuş ya. Bunlar Facebook'unuzda falan bulunsun. Çok önemli. Son olarak Oktar'ı görüyoruz. Yaklaştır. Oktar 16. yüzyıl baronlarından. Ama o devredeki tablolar mükemmel ya. Çok güzel yapmışlar. Aferin, iyi akıl etmişler. Etiketimiz 6 numaralı. Sevgi Allah'adır. Bir daha. Etiketimiz 6 numara. Hakikaten sesini yükselt. Etiketimiz 6 numara adamı. Sevgi? Sevgi Allah'adır. Çok güzel. Maşallah. Peygamberimiz diyor ki, ey Muhammed, Mehdi'yi sev. Çünkü ben onu, Mehdi'yi seviyorum. Onu, yani Mehdi'yi sevenleri de seviyorum diyor. Onun için bak Allah Musevileri de yardım ediyor. Hükümet de. Evet. Mehdiyet yolunda tavır gösterdi. Onun için Allah onlara da yardım ediyor. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 97. Ey Muhammed diyor, Peygamberimize hitap ediyor. Mehdi'yi sev çünkü ben Mehdi'yi seviyorum. Mehdi'yi seveni de seviyorum. Miraç'ta görüyor Peygamberimiz Mehdi'yi. Çok ışıklı, aydınlık bir insan olarak görüyor. Ya Rabbi o kimdir diyor. O çok parlıyor diyor. Çok ışıklı diyor. O Mehdi diyor. Resulullah. Onu sev diyor. Ben onu çok seviyorum diyor Allah. Sen de çok sev diyor. Evet.
Onun için Peygamberimiz gece gündüz Mehdi'den bahsediyor. Sahabeler de öyle dolmuşlar ki daha vefat ettiğinin ertesi günü safların arasında Mehdi arıyorlar. Çünkü Peygamberimiz varken gelmeyeceği biliniyor. Benim demeden sonra gelecek diyor Peygamberimiz. E o zaman diyorlar tamam. Vefat ettiğine göre gelmiştir herhalde diyor. Halbuki Bediüzzaman diyor ki 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında kayıp zannetmiştir diyor. 1400 sene. 1400 sene deyince minnette dedi ki bazı kişiler sembolik olarak söylüyor. Ne tarih veriyor? 1399 demiyor. Evet. Tam çıkacağı tarih söylüyor. 1400 diyor. İsa Mesih, Romalılar öyle bu kendisine Allah diyor dediklerinde İsa Mesih için İsa Mesih topluyor halkı ortalığa ve kendisinin aciz bir kul olduğunu, Allah'ın oğlu olmadığını, ilah olmadığını, tanrı olmadığını insanlara defalarca anlatıyor. Her gittiği yerde anlatıyor. E ne yapsın? Romalı putperestler kafayı takmış adam var. Onlarda testis var. Onun için ona da öyle bir uygulama yapmak istiyorlar. Yani insan tanrı haline getirmeye çalışıyorlar. Resulullah hep Mehdi'nin hurafeleri ortadan kaldıracağını söylüyor. Çok fazla öğüt, hadis var. Mehdi diyor sapkın gruplara yönelerek onlara öğüt verecek ve onlara hakka davet edecektir. Mehdi kendisinden önceki hurafe şeyleri yok edecektir ve İslam'ı yeni bir şekilde başlatacaktır. Gaybet-i Numane sayfa 152. Evet. İsrail'deki yargılama ile ilgili haber linki vardı Adnan Bey, bahsetmiştiniz. İsterseniz gösteririz. Göreyim. Metni okuyacağım. Hebronlu asker insan katletmek suçundan yargılandı. Geçen ay içinde yaralı bir teröristi hedef alması ve öldürmesi nedeniyle asker resmi olarak yargılandı. İddianamede zaten etkisiz hale getirilmiş teröristin hiçbir meşru operasyon gerekçesi olmadan ateş açıldığı yazılıyor. Asker ise teröristin kalın paltosu altında sakladığı bombayı patlatmasından korktuğu için ateş açtığını söyledi. Ya kardeşim ne alakası adam yerinden kıpırdayamıyor. Ve yine haberde Savunma Bakanı'nın çok fazla tepki aldığı yazıyor bu yargılamadan dolayı. İşte bu önemli. Bu İsrail'in lehine olur. Böyle aleyhte bilgiye hiçbir şekilde müsaade etmesinler ki biz onları rahatça savunabilelim. Öbür türlü olmaz. Çünkü ben haktan yanayım. Adaletsiz bir şey savunmam ben. O az evvelki Moşiyah'la ilgili konuşmayı yapan kişinin evet. Resmi vardı işte. Evet, haberiyle beraber resmi oku. Az evvelki videoyu seyrettirdiğimiz Moşiyah'la ilgili konuşmayı yapan kişinin oğlu Haham Avraham Yosef sizi ziyarete gelmişti. Buradaki beyefendi. 12 Mayıs 2011'de sizinle basın toplantısına katılıp size olan takdirlerini sunmuştu. Maşallah. Hocam uzun saçlı size de ayrı yakışıyor. Maşallah. Evet. Bu çok şey yani bir acayip tatlı bu maşallah. Onlarda da bir umutsuzluk gibi bir durum hakimdi hocam inşallah. Sizin anlatımlarınızla onları şekillendirmeniz ve delillendirmeniz de bu kadar şekli oldular.
Ya bir avuç insanı yeryüzünden yok etmeye azmetmiş dünyada milyonlarca insan var. Yapamazsın. Hiçbir şey de yapamayacaksın, söyleyeyim yani. Müsaade etmeyiz ve edilmeyecek. Hamursuz Bayramı'nda önümüzdeki günlerde Moşiyan gelişi için dua edilecek. Ama İsrail iyi güvenlik tedbiri alsın. İnşallah. Yani geniş çaplı tedbir alsınlar. Tatsız bir olay yaşanmasın. Çok kalabalık olsun. İnşallah. Ama kuş uçurtmasınlar. Onu ayrıca bildirelim. Evet. Mehdi bak sapkın gruplara yönelerek onlara öğüt verecek ve onlara hakka davet edecektir. Yani cinsiz sapıkları da hakka davet edecek. O anlamda gidiyor bak sapkın diyor gruplara. Her türlü sapık yani. Kur'an uygun olmayan her türlü sapık. Museviler için Pesah, Hamursuz Bayramı, Mısır'da kölelikten kurtuluşun bayramı. O Firavun'un avanesinden kaçarken hamuru yoğuruyorlar. Maya koyacakken, maya koyacak halleri kalmıyor yani süratten. Hamur alıp kaçıyorlar yani direkt. Ve o mayasız hamurla ekmek pişiriyorlar karşıya geçtiklerinde. Oradan kalmadır o. Yani vakitleri olmadığı için. Ekmeğe maya koyacak yani mayalanacak vakitleri olmadı. Hazreti Musa hemen toparlanın gidiyoruz dedi. Süratle oradan uzaklaştılar. Mümin bir topluluktu. Hazreti Musa'nın evlatlarını yeryüzünden yok ettirmeyiz. Hazreti İbrahim'in evlatlarını yeryüzünden yok ettirmeyiz. Şeytan bu oyuna girmiş. Şeytanın her yerini kırarız. Buna müsaade etmeyiz. Kanun hukukta ne gerekiyorsa yaparız. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah ben sizin ellerinizden öpüyorum. Her zamanki gibi çok şıksınız Rabbim. Nurunuzu artırsın diyor. Necmi Doğaner. Necmi Hüsnü Zan'ın çok yoğun. Okunacak gibi değil. Nur hocam, Allah aşkına seni çok seviyorum. Allah senin gücünü daha da artırsın. Sen çok değerlisin. Yakup hocam. Tamam. Lahmacunlar hakkında bilgi. Tamam. Öğren. Çünkü kafamda bir saplantı haline geldi. Özellikle o acili lahmacun. Arasına salata koyup böyle yi babam yiyeyim. Zeytinyağlı şekilde. Arasına sıcakken tereyağı koymak da çok önemli. Ama kimseye tavsiye etmem. Tabii midesi rahatsız olanlar acı yemesinler. Tereyağın hiç yanaşmasınlar, kolesterol yüksek olanlar. Tehlike. Ah benim canım, o çekik gözlemesi nasıl yakışıyor ona ya? Evet, çok güzel. Kazak asıllı benim canım, bayağı güzel. Ben biraz perdeyi. Işık. İbrahim çekiyorsun. İbrahim Bey nasılsınız? Çok iyiyim Adnan Bey. İbrahim bak benim esprimden böyle etkilenmemiş yaparsan. Oturursun şeklinde konuyu devam ettirsin. İbrahim çok efendim. Maşallah. Bayağı terbiyeli. İş başındayken
diğer konulara dikkatini vermez. İşine teksif olur o yönden. Saç tıraşın iyi olmuş. Maşallah. Aferin. Koç'u seni hep göreceğiz değil mi? İnşallah. Ne konular? Aferin onlara bak. Bu homoseksüelliğe karşı onlar tavır alıyorlar. Dindarlar, onları tebrik ediyorum. İrlanda Katolik olduğu için Protestan İngiltere'den ayrılmak istedi. Şimdi eşcinsel evliliği serbest bırakıyor. Oysa Musa Tur Dağı'ndan inip halkını altın buzağına tapıyor bulduğunda tüm halk bunu istemesine rağmen, altın buzağı tapalım demesine rağmen referandum yapıp kabul etmedi diyor. Bunu kim diyor? Neokonların gazetesi Wall Street Journal. Evet. Aferin mesela. Güzel. Allah kabul etmediği için kendi de kabul etmedi diyor. Yani topluluk bir şeyi, sapkın bir şey istiyor diye aklı başında insanlar da onu isteyemez. Evet. Tabii ki tavır konacak. Ama kanla hukukla tabii. Ya kardeşim bunu kim derse desin, doğru demiş. Doğru sözü kim söylese ben kabul ederim. Yani o sözü de ama anormal bir yönü varsa ayrı, orada da karşı çıkarız. Ayrı, yani değil mi, bir insanın iyi bir yönü varsa ona bir sahip çıkarız. Bu çünkü Hristiyanlığa da, Museviliğe de, Müslümanlığa da uygun bir söz. Burada bir şey yok. Kim söylese söylesin. Ama normal bir yönü de olursa hemen eleştiririm. Yani gözünün yaşına bakmam. Kanunla, hukukla, demokrasinin verdiği imkanlarla gereğini yapardım. Amacım stereo kalitesini göstermek aynı zamanda. Thank you.
tavernacılar. Ne olur sustanlık, azınlık emeğini. Kırklar durdurur, anlamaklar seni. Dünyanın hali böyle, sevmiyor ben seni. Nelere muhtaç ettin, sen beni deli gönlüm deli, deli, deli deli gönlüm deli, deli, deli. Söylesin. Çeşitli kuş ve hayvan resimleri gösterir mi adam? Kuş ve hayvan. Yerim ben bunları bir lokmada. O ne hal lan öyle? Ulan abi yesin sen o şaşkodu salini. Oo muhabbet. Ya Allah bunlar öyle bir saftirik görünüm veriyor ki yani insanın şefkati. Ya şu ya salaklıkları, saflıkları acayip güzel yani. İşte masuma insanın kalbinde müthiş bir sevgi var. Hepsi masum oluyor. Baksana delinin sorunu. Dans ediyor herhalde. Hepsi saftirik. Allah yani öyle onlar o şekilde tatlı yapıyor. Çünkü insanın içinde müthiş bir gıdıklanma oluyor. Yani bir sevgi ve merhamet coşkusu oluyor ama bir şey de yapamıyor insan. İşte cennette çok rahat sevme imkanı. Bir de konuşuyor çünkü onlar. Gel diyorsun, geliyor, git diyor, tertemiz. Ah oh, benim canım nasıl güzel ya. Çekik gözlü bayağı güzel. Çekik göz çok yakışıyor kadınlara. Bayağı hoş oluyor. Farklı ırklardan sevimli çocuklar gösterebilir miyim? Göreyim. O yanak ısırmak için zaten. Bayağı güzel maşallah. Ulan yiyeceğim seni. Bir yanaştır bakayım şunu. Şekerliğe bak sen ya. Bayağı güzel. İşte burnunu ısırmak için o. İki kardeş. Acayip dalmış olaya yani. Bayağı süslü olmuş maşallah. Annesinin sırtında keyifle geziyor. Gözlerinin güzelliğine bak maşallah. Yaklaştır bakayım. Çok güzel maşallah.
Hoppala. İşin kolayını bulmuş. Ama bu gelecekte dehşet bir şey olacak Allah. Maşallah. Evet, bu kadar. Evet. Köpekler var. Bakayım. Yazık hayvanlara ya. Ah severim ben onları. Yazık ya. Ne gerek var direkt böyle balıklama dalsınlar. Şu an sizi izliyoruz. Annem, babam ve ben sizi çok seviyoruz hocam. Bize Rabbimizin selamını ekrandan iletirseniz çok seviniriz. Selam size Selçuk. Mesela PKK Birleşmiş Milletler terörist örgütler listesinde yok. Bu felaket. Bak IŞİD'i almışsın. PKK'yı ne sanmıyorsun ya? On binlerce insanı katletmiş, şehit etmiş, alçaklardan oluşan, şerefsiz kahpelerden oluşan bu terör grubunu nasıl almıyorsun? Listelerinde yok. Yani PKK Birleşmiş Milletler'in terörist listesinde olmaması bir skandal. Hükümet bu konuyu ele alsın. Mesela bu listede El-Kaide var. El-Kaide mi? Mesela El-Kaide 4000-5000 insanın ölümüne neden olmuş. Bu on binlerce insanın ölümüne şehit olmasına sebep olmuş. Onlar da yok. İşte İngiliz derin devletinin bir oyunu bu. Buna son verilmesi lazım. Birleşmiş Milletler herkes kınasın. PKK'yı nasıl terör örgütü ilan etmezsiniz ya? Bu nasıl bir kafadır yani? Tayyip Hocam diyor ki bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenler farkındayız. Yani İngiliz derin devletin farkındayım diyor. Hiç kimse kusura bakmasın artık o devir bitti diyor o 1800'ler. O Gladstone'ların devri. Büşra. Bir tanem diyebiliyorlar mı? Canım bir tanem. Derya canı gibi seviyordu. Bir tanesidir. Her yerde her zaman benimlesin. Okulda seni dinliyorum ve huzur buluyorum.
Gözlerimi senden alamıyorum. Seni çok çok seviyorum diyor. Ayşe Karadoğan. Beyaz meleğim diyor. Melek gibi görebilir bir insan. O da bir iltifattır. Atatürk niçin o zamana kadar cami olarak hizmet veren Ayasofya'yı müzeye çevirmişler? Sanki Atatürk'ün imzası var. Müzeye çevrilmede kim yaptığı belli. Bir heyet o. Müzeye çevrilmeyle ilgili kararnamayı imzalayanlar. Atatürk'ten ne alakası var? O Mehdi'ye nasip olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hristiyan inancı gittikçe çöküşe geçti. Obama döneminde akıl almaz bir çöküşe geçti. Hristiyan dindarlar çok fazlayken çok azaldı. Ya bayağı tahribat yaptı Amerika'da. Bunu nasıl seyrettir ben anlayamıyorum. Halbuki kanunla, hukukla, efendim, demokrasiyle gereken cevap vermeleri gerekirdi. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Efendim. Sonra yine devam edeceğiz. Evet, kısa bir arayla devam ediyoruz videolarla. Bediüzzaman Hazretleri birçok insanın haf damarı, korku nedeniyle İttihad-ı İslam için gayret etmediğine dikkat çekmiştir. Ekonomik kriz, çatışmalar, işgaller, işkenceler, katliamlar, terör saldırıları, açlık. Başta İslam alemi olmak üzere tüm dünya, Darwinist, materyalist zihniyetin sebep olduğu acılarla yanıyor. Ve tüm dünya, barışa, kardeşliğe, güvene, huzura, istikrara ve refaha hasret. İnsanlığın özlemini duyduğu barışın sağlanmasının tek yoluysa, İttihad-ı İslam'ın oluşması, bütün Türk aleminin ve İslam aleminin birleşerek büyük bir Türk-İslam birliği meydana getirmesi. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği tek çözüm bu. Allah Kur'an'da Müslümanların birleşmesini farz kılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Allah'ın bu emrine uyulmadığı durumdaysa acıların ve sıkıntıların son bulmayacağı bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Deccaliyetin fitnesinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu böyle bir dönemde, Müslümanların birlik olmayı istemeleri ve var güçleriyle buna gayret etmeleri gerektiği açıktır.